Merhaba arkadaşlar. Şimdi Wing 3'ün ilk boss'unu anlatacağım bugün size. Biraz uzun bir boss ama çok kolay. Yani en kolaylarından bir tanesi. Belki Cairn'dan daha bile kolay olabilir duruma göre. Şimdi öncelikle amacımız şu. Buradaki Glenna NPC'sine şu yolu yürüttürmek. Bu kapıya kadar getirmek. Şimdi birkaç mekanik var. Bir tanesi şu kapıdan ve şuradan warglar çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Buradaki warg sürekli çıkıyor. Buradan 4 tane çıkıyor. O yüzden bir kişiyi şurada bırakıyoruz back warg olarak. Buradaki çıkan wargları kesiyor, bu bir. İkincisi, yolda mayınlar var. Yoldaki mayınlara basarsanız tek yiyorsunuz. Mayınların dışarısında beyaz bir halka var. Beyaz halkaya dokunup mayınları açıp mayınlara vurmanız lazım. Bu ikinci mekanik. Sürekli white mantle'lar, spamlanıp white mantle'lar koşup vurmaya başlıyorlar size. Bu bir ayrı mekaniği, sürekli temizlemeniz lazım. Şimdi başka bir mekaniği de şu. Kapıyı açtıktan sonra şurada cave var. Bu cave'den bir krono gidip bu kulelere çıkıyor. Bakın burada kuleler var, gördüğünüz gibi 5 tane. Bu kulelere çıkıp portal açıp aşağıya bize instacap dediğimiz olayı yaptırtıyor. Instacap nedir? Şimdi şu. Kuleler, capture point'ler var kulelerde. Bu capture point'leri capture'lıyoruz ve o kuledeki şeylere vuruşları yememeye başlıyoruz. Şimdi bakın, backward burada spamlanıyor. Tabii spamlanmayacak daha. Ben onu gösteremeyeceğim. Öyle bir seçenek olmayacak maalesef. Şimdi bakın. Şuradaki cave'den gördüğünüz gibi gidiyor Krono. Buradan bu şekilde bize port açacak. Şimdi bakın, mayınların çevresindeki beyaz çerçeve. Giriyoruz. Bakın mayın açıldı. Mayına vuruyoruz. Burada ranged'lar bununla vuruyor. Şimdi geliyoruz tekrar. Kulelerdeki şeyleri açtıktan sonra kuleleri capture'dan sonra yol temizlenmiş oluyor. Yol temizlenmiş olduktan sonra ley line açılıyor. Şurada bakın, şu beyaz alan var. Glenna'yı buraya getirdiğim zaman bir sonraki tower'a giden yolu açmış oluyor. Bir sonraki tower'a giden yolu açtıktan sonra Glenna yukarıdaki Krono ikinci şeye bu sefer portal açıyor. İkinci şeyi portalı açtıktan sonra bu sefer üçüncüye, dördüncüye diyerek sürekli capture mantığıyla en sona kadar Glenna'yı götürüyoruz. Bakın, şu an Krono'muz geldi. Portalı açıyor. Açtı portalı. Şu an bakın mavi oldu ve area clear diye geri döndük. Şimdi bu tower artık güvende. Bakın, yola hiçbir mayın vurmuyor. Glenna'yı buraya çekiyoruz. Yoldaki mayınları temizleyip, yoldaki şeyleri de temizleyip Glenna'yı buraya çekiyoruz. Şimdi bakın. Şu yola biz gidersek bu yoldan şeyler vurmaya başladık. Bakın şu an şurada ley line yok. Şimdi biz Glenna'yı buraya çektiğimiz zaman buradaki ley line'ı açacak Glenna. Bakın açtı. Şimdi bakın, yola shard fırlatıyor kuleler. Biz buraya geçemiyoruz. Şimdi bunun yöntemi de buradan portalı açıp bir orayı capture'lamamız. Capture'ladığımız anda vurmamaya başlıyor. Bu kadar basit. Şimdi çıkıyoruz. Ben yukarıya bunu bırakıyorum. Ki yardımcı olsun bizim arkadaşa. Hatta bir daha çıkacağım. Şunu da bırakacağım. Biraz zorlanıyor gibi gözüküyor. Çıktım. Şimdi buradan üçüncü şeye getiriyoruz Glenna'yı. Ardından üçüncü leyline açılacak. Üçüncüye portal açacak Krono. Dördüncüye falan derken bakın, warglardan bir tanesi gelmeye başladı. Bu warglar Glenna'ya dokunursa Glenna'yı tekliyorlar. O yüzden öldürmeniz lazım hızlıca. Bu önden gelen warglar sonsuza kadar gelmeye devam ediyor. Arkadan gelen warglar ise, bakın bir tane elek warg, bir kişi geride bıraktık. 4 tane çıkıyor. 4 tane çıktıktan sonra bizim yanımıza geliyor. Şimdi bekliyoruz. Portalı açana kadar. Bu şekilde. Bunun bir kolay yöntemi daha var ama daha uzun sürdürüyor. O da şu. Bir grup üste çıkıyor tamamen. Full üste kalıyor. Bir grup tamamen altta Glenna'yı götürüyor. Ama bu daha uzun bir yöntem. Ben çok tercih etmiyorum. Yapmanızı da önermem. Geliyoruz.
mayınları açıp mayınları temizlemeye devam ediyorsunuz. Bu şekilde çok yani sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Bütün mekanikler bu kadardı. Bundan sonra anlatacak bir şey yok. Yani tamamen artık izleyin nereye kadar gittiğini görün. Şimdi en son boss'ta bir mekanik var. Onunla atlayalım. Boss ikiye bölünüyor belirli yüzlere getirdikçe siz. Ve ikiye bölündükten sonra iki tane sizi yani Keep Construct videosunda olduğu gibi kırmızı ve mavi kırmızı olarak ve beyaz olarak sizi markluyor. Beyaz olarak işaretlenen sadece beyaz klona, kırmızı olarak işaretlenenler sadece kırmızı klona vurabilir hale geliyor. Dolayısıyla onu da kestikten sonra bu şekilde devam ediyorsunuz. Yani o da çok sıkıcı. Kesinlikle en kolay bosslardan bir tanesi. Hiç şüpheniz olmasın. Tekrardan portal açmasını bekliyoruz. Ölmemesi için şöyle heal basalım. Son iki kule kaldı. Şimdi buraya getirdikten sonra son kulenin leyline açılacak ve son şeyi portal açtıktan sonra artık boss'u kesmeye başlayacağız. Çektik. Blenda'dan çok uzaklaşırsanız, bunu da söyleyeyim. Assassin'ler çıkıyor ve Assassin'ler gelip Glenda'yı öldürüyorlar. Dolayısıyla çok uzağına durmamanız lazım Glenda'nın. Bunu da söyleyeyim. Şimdi hemen portalımızı açacak. Hemen son capture'ımızı da atıyoruz. Attık. Hepimiz aşağıya iniyoruz. Ve bakın MacLeod the Silent denen garip bir arkadaş çıktı. Şimdi buna direkt çok çabuk damage yiyor zaten. Çok hızlı bir şekilde damage yiyor. Şimdi bakın. Ben kırmızı oldum. Kırmızıya vurabiliyorum sadece. Gördüğünüz gibi ben kırmızıyım. Sadece kırmızıya vurabiliyorum. Beyazlar da beyaz klonu öldürüyorlar. İkisini bir içe getirip öldürebilirsiniz. Bir diğerinden damage yemiyor ama bakın şu an mesela Glenn'in üzerinde fear işareti çıktı. Bu fear işareti belirli bir sayıya ulaştığı zaman korkmayın ulaşmıyor bunu keserken. Glenn'la ölmeye başlıyor. Niye? Çünkü assassin geliyor. Şimdi bakın warp gene çıktı. Tekrar klonu kesiyoruz. Kırmızı olanla ben vurabiliyorum. Şimdi ana olan tekrar çıktı. Kestik. Şimdi Glenda'yı kapıya çekiyoruz. Glenda kapıyı açıyor. Ve boss'umuz sona ermiş oluyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. This should be the last barrier in